Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve iplerimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe ününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve şöyle ipimi biraz daha uzun yapayım. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 5 ve 5'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size artı 2 demiştik. Yani toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Evet, başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve başlayalım. Şöyle ilk sıramızı ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Siz tabi dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz. Ben şöyle ters örgü örerek hem dip kısmının kıvrılmaması için yapıyorum bunu. Dediğim gibi siz dilediğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz. Devam ediyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de aldım. İpi benden yana alarak tekrar bir sıra daha haroşa yapıyorum. Bu arada burası modelimizin ön yüzü arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzünde renk geçişi yapacağız. Sarı ipimi alıp geliyorum. Evet, ipimi buraya bağladım. Şimdi sarı ipimle devam edeceğim. Kenar ilmeğimi de burada örüyorum. Renk geçişi yaptığım için ters örüyoruz bu arada. Şöyle bakın, kenar ilmeği 1, şöyle 2, 3, 4, 5. Şimdi burası kenar olduğu için burada 5 tane ilmeği ters ördük. 1 ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters, 1 ilmeği örmeden al. Yani dediğim gibi şu kenar ilmeğim oluyor. Bunu saymıyoruz. Normalde 4 ilmek örüp 1 ilmek almıyoruz. Yine bakın, 1 ilmeğimi aldım örmeden. Tekrar kenarda 3 4 sanırım burada fazla ilmek atmışım. Şu ikisini birlikte öreceğim ve 5 oldu. Evet. Şimdi bakın, şöyle modelimizin ön yüzündeyiz şu anda. Tekrar söylüyorum. Normalde 4 ilmek ters örüp 1 ilmek örmeden alıyoruz. Bu kısımlar kenar olduğu için şu birer tane ilmeğimiz kenar ilmeği oluyor. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. Burada yine 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Yani kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Örmediğim ilmeği tekrardan örmeden şişimi aldım. İpi tekrar benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Tekrar ilmeğimi
Örmeden sağ şişime geçirdim gri ilmeğimi ve tekrar 1 2 3 4 ilmek ters kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Şimdi tekrar renk geçişi yapıyoruz. Gri ipime geçiyorum. Renk geçişi yaptığımız için burada ilmeğimizi ilk baştaki ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada örmediğim gri ilmeği de örüyorum. Yani bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum gri ipime geçince. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Şimdi modelimizi normalde bir kez kurmuş olduk. Lakin şu anda anlaşılmıyor çok fazla. Bu model şöyle ilerledikçe anlaşılan bir model. Şimdi tekrar arka yüzden model kuruyoruz. Ve şöyle sarı ipime tekrar geçiyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek daha örüyorum. Yani kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ters örmüş oldum kenarda. Bir ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters. 1 ilmek örmeden al. Ve tekrar 4 ilmek ters. Burada kenar ilmeğimi de ters örüyorum. 5 olmuş oluyor kenardaki ilmeğim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Burada 4 ilmek yine ters örüyorum sarı ipimle. İpi arkaya aldım. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bir ilmeği yani gri ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpi benden yana alarak burada yine 4 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alarak kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Şimdi tekrar şöyle gri ipime geçiyorum. Yine renk geçişi yaptığım için kenar ilmeğimi de örüyorum. Burada bütün ilmeklerimi gri ipimle ters örüyorum. Örmediğim ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın şöyle model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı zaten. Tekrar gri ipimizle ikinci sıramızı geçiyoruz. Yine düz olarak. Evet bakın modelimiz artık iyice kendini gösterdi. Şimdi tekrar arka yüzden sarı ipimizle modeli bir kez daha kuracağız. Yani model bu şekilde devam ediyor daha doğrusu. Ben modeli iki kez tekrar ettim. Bundan sonraki sürekli tekrar olacağı için daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Dediğim gibi modelimiz şöyle büyük parçada daha da net anlaşılıyor. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde.
Evet, şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bere yapabilirsiniz. Yine atkı yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, hırkalarında. Yine bu boğazdan örme çocuk yeleklerinde kullanılabilecek gayet güzel bir model. Ben çok beğendim. Bence bu renklerle de gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.